Türkiye'nin yeni nesil yatırım platformu Gedik Trader sunar. Hisse Bülteni'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Her perşembe olduğu gibi Beslen Asülü ile birlikte hisse senedi piyasasındaki gelişmeler üzerine sohbet edip değerlendirme yapmaya çalışacağız. Hoş geldin Beste. Hoş bulduk Açıl. Önce bir endeksi değerlendirerek başlayalım istersen hızlıca. Şu an itibariyle endeksin eksiye doğru döndüğünü görüyoruz. Evet. Aslında nispeten dar bant içerisinde hareketin devam ettiğini görmeye devam ediyoruz. Gün içerisinde de aslında dün mesela bankacılık sektöründeki geri dönüş, aynı zamanda bir önceki gün sanayi sektörü üzerindeki hisse değişimleri. Dolayısıyla o sıkışık seyir her anlamda kendini gösteriyor. Endeks bazında oynaklık çok düşük ama hisse bazında yüksek. Şimdi şöyle bakalım, aslında endeksteki yükselişlerin bundan sonrası açısından kar realizasyon olarak değerlendirmesi gerektiğini yaklaşık 2 yayından bu yana bahsediyoruz. Burada aslında endeksi götüren genel bir sektör yok. Bazı seçilmiş kağıtlar var. Bunlar gerek temeliyle gerek tekniğiyle öne çıkan hisseler. Bunlarda bazı hareketlilikler görüyoruz. Aynı zamanda endekste şöyle bir şey de var. Şubat ayında bir çıkış yaşandı. Mart ayının ilk haftasında muhtemelen yeni bir para girişi olduğunu da görmüyoruz. Ama burada benim açıkçası biraz daha olumsuz baktığım durum, bir rotasyon da yok. Yani bir sektörden bir sektöre veyahut da bir gruptan başka bir gruba geçişi de ben göremiyorum. Genelinde bir zayıflık var ve bugün yükselen, bugün %3 giden hisse yarın %2, %3 aynı şekilde düşebiliyor. Kazancını tam anlamıyla tutamıyor. Bu yüzden endeksin özellikle 105 bin üzerindeki hareketlerinde biz açıkçası biraz da kar realizasyonu şeklinde değerlendirmesi gerektiğini ve uzun vadeli yatırım yerine bu tarz yatay hareketlerde hani daha çok kısa vadeli günlük hareketler edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Peki şimdi gelelim hisse ve bilanço bazındaki hareketlere. Geçtiğimiz hafta içerisinde Petkim bilançosunu gördük. Evet. Ve ardından aslında temettü olur olmaz beklentisi içerisinde bugün açıklamasının geldiğine de şahit olduk. Bir bedelsiz yoluyla buradaki ödemesini gerçekleştiriyor. Normal koşullar altında bir nakit temettü yerine bu yolu tercih etmiş. Bir. Evet. İkincisi de BİM'de yine bir %100 bedelsiz açıklaması geldiğini gördük. Dolayısıyla bu ikisini biraz değerlendirelim. BİM'de aynı zamanda %2.8'lik bir temettü verimliliği işaretinden bir de nakit temettü dağıtacak. Şimdi Petkim açıkçası biraz ele almak lazım. Şöyle 2018 yılı Petkim'in Sokar'ın yatırımı olan Star Refinerisi'nde yapmış olduğu iştirakle beraber ağır bir finansman yükü, borç yükü edindi ve açıkçası buradaki marjları da oldukça düştü. Bu bir. İkincisi planlanan ve plansız duruşlar vardı. Toplamda 70 güne varan etilen fabrikasına da 43 güne ulaşan bir duruş söz konusu son çeyrekte ve baktığımız zaman Petkim'in 2018 yılındaki kapasite kullanım oranı %38 oldu. Şimdi duruşu ve etilen nafta makası aynı zamanda Petkim aleyhine gelişti. Şimdi bu şekilde ele aldığımız zaman aslında Petkim 2018 yılında başına gelebilecek her türlü olumsuzluğu fiyatladı. Ve aynı zamanda 2019 yılında da başlarken aslında finansman yükünün azaldığını, çünkü ödemeleri gerçekleştiriyor. Aynı zamanda etilen nafta makasının biraz da normalize olduğunu, yani Petkim açısından olumluya döndüğünü görüyoruz. Şimdi Petkim temettü verimliliği yüksek olan şirketlerden bir tanesiydi. Nakit temettü beklentisi vardı ama şirket son çeyrekte zarar yazsa da yine de piyasa bunu negatif algıladı diye düşünüyorum. Ben açıkçası ondan önce çıktım ofisten, hani açılışına tanıklık etmedim Petkim'in. De bunu düşünüyorum ve şunu da söyleyeyim, son Petkim bilançoyu açıkladığından bu yana bir yabancı çıkışının olduğunu düşünüyorum. Ve şunu da söyleyeyim, yabancı çıkışının olduğu hissede alım için çok acele etmemek lazım, bu bir. İkincisi, nakit temettü dağıtmıyor, bedelsiz yapacak. Yani Petkim'e yeni bir kaynak ayırmak yerine mevcut bedelsizlik kullanıp bu anlamda elindeki lot miktarını ve ortalama miktarını bu şekilde düşürebilirsiniz. Varsa yeni kaynağınız, bunu başka hisselere veyahut da nakitte kalarak bekleyebilirsiniz. Elinde Petkim olanlara önerim ise, ben açıkçası Petkim'in daha hani yeni başladığını düşünüyorum. Yani 2019 yılı hissesi olduğunu hep burada üstüne basa basa söylemiştik. 2019 yılı içerisinde, hatta sonlara doğru
çok daha iyi yerlerde göreceğimize inandığım için elimde Petkim olanlarında bu bedelsizle beraber yeni bir kaynak ayırmadan bedelsiz değerlendirmelerini ve ellerinde tutabileceklerini de söyleyebilirim. Şu anda %2'ye yakın yukarıda bedelsiz haberiyle birlikte Petkim hissesi, onu söyleyebiliriz. Hisse fiyatı da 5 lira 5 kuruş seviyesine gelmiş durumda. Dolayısıyla orada 5 liranın aşağısı inme tehlikesi var ama onu söyleyeyim. Peki yani hani şu an itibariyle seviyesi bu. Bundan sonrasına bir miktar daha bakıp görmek gerekecek. Bir, ikincisi BİM tarafı için ve aynı zamanda ŞOK tarafı için gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsun diye sorayım sana. Şimdi fiyat anlamında BİM ve ŞOK bence ederindeler şu anda. Yani ŞOK 11 liraya yakın. BİM'e baktığımız zaman da BİM de burada zaten en son 87-90 liralara yakın seyrediyor. Yo, 90 liranın bugün 80, üzerinde on, bugün 84 görünüyor da ben bakayım şimdi ona da. Bir yandan ona da bakayım. Ve hani şöyle tabii 87 lira seviyesinde şu anda 90 liraya yakın işlem görüyor. Şöyle söyleyeyim. Açıkçası ben BİM'i operasyon anlamda çok beğendim. Ve zaten beğendiğimiz birisi. Aynı zamanda coğrafi yaygınlığı sebebiyle de içerideki işte tüketici güveni olsun, işte enflasyon olsun veyahut da Türkiye konjonktürüne bağlı bir operasyonu yok. O anlamda BİM'i beğeniyoruz. Ve aynı zamanda sukuk yatırımlarından kaynaklı bir yatırım geliri de elde ettiğini gördük BİM'in. Dolayısıyla ben açıkçası BİM'i bu açıdan olumlu buldum. Fakat fiyat performans açısından potansiyeline çok yakın olduğu için belki çok yüksek getiri vaat etmiyor olabilir. İkincisi ŞOK'a bakalım. ŞOK son çeyrekte zarar açıkladı. Aslında burada ŞOK biraz istenileni veremedi gibi duruyor. O yüzden hani ŞOK'un ben bilançosunu biraz daha sınırlı negatif olarak okuyorum. Şu anda 10.43 seviyesinde dün 11 lira yakın bir açılış yapmıştı. Çok da ucuz olmadığı için perakende sektörü içerisinde ben ŞOK'u biraz negatif okudum. Ha burada perakende sektörünü konuşuyorsak eğer burada biraz Migros ön plana çıkarabiliriz. Çünkü Migros hem iskontolu işlem görüyor hem de 2019 yılı beklentilerine baktığımız zaman şirket yatırımlarına biraz daha frene basacak. Satış gelirlerini ise 2018'e yakın %20 civarında bir artış bekliyor. Hem yatırımlarını biraz azaltıyor oluşu, mağaza açma sayısı. Çünkü zaten çok geniş bir mağazacılık alanına sahip. Aynı zamanda Kipa ile yakaladığı yeni bir sinerjiden bahsedebiliriz. Enflasyon ortamının biraz daha devam edebileceğini söyleyebiliriz. O yüzden ben perakende sektör açısından olumlu buluyorum. Ha, bir tek burada Migros'u rahatsız edebilecek bir şey var. O da euro bazlı borçlar olabilir. Ama şirket euro bazlı borçlarında 2019 yılı içinde düşüş bekliyor. O yüzden ben burada iskonto bakımından Migros'u ön plana koyabilirim. O zaten çok uzun süredir, yani senelerdir devam eden bir hikaye Migros için. Evet. Kambiyo zararı her daim Migros'la beraber olmaya devam ediyor. Anadolu İsuzu sormuş bir takipçimiz. Şimdi tabii Anadolu Holding'in bugün açıklanıyor bilançosu, bugün geliyor diye biliyorum. Açıkçası Anadolu İsuzu grubunda şöyle bir haber vardı geçenlerde, tam haberi hatırlayamadım gerçi ama yeni bir iş ortaklığı yapacaklardı yanılmıyorsam. O yüzden orada bir hareket yaşandı diye hatırlıyorum Anadolu İsuzu grubunda. Bayağı sert hareket oldu. Yukarı gittiyse daha sonrasında bir miktar aşağı doğru döndüğünü görüyorum. Bugün %1.2 kadar yukarıda, yine 8 liranın üstünde fiyatı. Doğrudur. Ben haber bazlı gittiğini hatırladığım için böyle bir hızlı bir hareketin geri dönüşü olacaktır. Ama bugün hani holding bazında da bir haber bazlı bir hareket söz konusu olabilir. Özellikle beklentiler holding bazında hani finansallarının geçen çeyreklere göre daha iyi açıklanacağı yönünde de söylemler var. O yüzden bugün Anadolu grubunda beklentiler daha çok pozitif yönde devam ediyor ama yine de bilanço açıklanmadan tam bir beklenti içerisine girmek yanlış olur. Çünkü özellikle şirket grupları içerisinde yüksek borçluluk oranları ve aynı zamanda yeni satın almaları, satın alma birleşmelerden dolayı Anadolu grubu da yine borçluluk bazında negatif etkilenen gruplardan bir tanesi oldu. Açıkçası Anadolu grubu için yani Anadolu İsuzu açısından bu hızlı dönüşte bir alım yapmak yerine daha çok hissenin geri çekileceği 7.40, 7.50
destek bandıdır burası. Zaten burası da çift dibin başladığı yerdi. Buranın aşağısına inmediği müddetçe hani alım için çok hareket aceleci olmamak lazım. 7.50'ler burada biraz daha destek olduğu için desteğe yakın alımlarda hani 7.20'nin aşağısı artık stop olmalı diye düşünüyorum. Peki şimdi bir taraftan gelen sorular devam ediyor. Menderes Tekstil hiç takip ettiğim bir hisse mi? Menderes Tekstil geçen sefer de geldi bana. Menderes benim tekstil sektörünü takip etmediğim bir hisse. Geçen perşembeden sonra bir bilançosu gelmiş. Onu görmüştüm. Sanırım zarar açıklamışlardı Menderes. Temettü ödemesi yok. Ben onu gördüm. Büyük de bir zarar açıklamışlardı diye hatırlıyorum ama bizim takipimizde olan, derinliği olan bir hisse değil. Derinliği olmayan hisselere açıkçası çok bakmak istemiyoruz. Çünkü en ufak bir fon hareketinde, alım satım hareketinde çok rahatlıkla hareket ettikleri için temel tekniği çok fazla işlemiyor. Kront takip ediyor musunuz? Kront'u takip ediyorum. Yani Kront'u şöyle söyleyeyim. Yazılım sektörü içerisinde tabii kafein de çok beğeniyoruz. Bundan sonrası için Kront'u da beğeniyoruz. Açıkçası ben Kront'a biraz daha iyi gelebilir diye düşünüyorum yani finansal sonuçlar. Biraz daha yönetim anlamında daha iyi performans gösterebileceklerine inanıyorum. Aksi halde oldukça iyi bir hisse olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Amerika'da da ayrı bir ofisleri var. O yüzden ben Kront'u hem iş yapış biçimi hem ürün gamı biçimindeki ürünlerini de hani bir ara yakından incelemiştim. O yüzden hani unique ürünler yapmaları sebebiyle aynı zamanda Amerika'daki ofis sebebiyle ben Kront'u beğeniyorum. Ha burada Kront'u beğeniyoruz ama fiyat seviyesi çok önemli. Çünkü 11 liralara çıkınca hissede bir miktar primlenme ya daha doğrusu primli olduğuna yönelik bir davranış geliyor Kront'a yönelik. O yüzden burada 11 liralara ne kadar bir potansiyel var ona bakmak lazım. Ama ben yazılım sektörü açısından gelecek vadeden bir sektör ve günden güne kendini yenileyen bir sektör olduğu için ben açıkçası yazılım sektöründe Kront'u da beğeniyorum. Deva. Deva'dan açıkçası şöyle söyleyeyim yani burada Deva'nın tabii yıllardır bir aşı haberi yani aşı çıkacak şeklinde bir haberleri vardı. Deva onunla beraber fiyatlandı. Bu sezon içerisinde ilaç sektörü ve sağlık grubu, sağlık sektörü açısından iyi bir yıl oldu. Açıkçası Deva'da 4 şu anda 3.88 seviyesi evet. Yani Deva'nın şuna bakmak lazım. Hisse 4.20'lere doğru yaklaştıkça yine sektörü içerisindeki her mesela Selçuk Eczacı'ya da o şekilde bakıyoruz. Yani belli bir fiyat seviyesine ulaştıktan sonra açın. Yeni bir haber hareketi gelmediği müddetçe bu hisseler primlendi şeklinde satışa yöneliyor. Uzun vadede de çok iyi bir getiri sağladığını ben düşünmüyorum. Yani biraz daha bekleten hisselerden oldu. O yüzden burada fiyat açısından bakmak lazım. 3.60'lara doğru geriledikçe ucuzlayan, 4.20'lere doğru gittikçe de primlenen bir hisse şeklinde fiyat davranışlarının olduğunu söyleyebilirim. Kartonsan? Karton benim takip ettiğim bir hisse değil ama şimdi bedelsiz tabii bedelsiz açıklama genel kurul sezonları geliyor. O yüzden karton sahanda da böyle bir hareketlilik olabilir diye tahmin ediyorum. Konya Çimento? Konya Çimento da yine aynı şekilde karton sana benzer bir hareketleri var. Yani daha çok burada işte bedelsiz yaptı yapacak şeklinde bir hareketliliğin olduğunu görüyoruz Konya'da. Yalnız onların ben son çeyrek açıklandı diye hatırlıyorum ve bir incelemiştim sanırım. Çimentolar orada geldi de çimento, ben hatırlamıyorum. Geldi ama ben Konya Çimento'yu çok beğenmediğimi hatırlıyorum. Ve şöyle söyleyeyim çimentonun zaten genelinde net karın neredeyse yarı yarıya eridiğini söyleyebilirim. Hatta kimisi de zarar etti. Bu anlamda ne kardan zarar döndüler. Sanki Konya Çimento'nda yarı yarıya eriyen bir kârı vardı diye hatırlıyorum ama Bolu Çimento'yu ben takip ettiğim için Konya biraz daha geri planda kalıyor benim açımdan. Bağfaş? Bağfaş'ta yani Bağfaş'ın sıkıntısı şöyle. Şimdi yine gübre tabii bu anlamda siparişe devam ediyor. Ama Bağfaş'taki problem onların daha çok operasyonlarına veyahut da iş yapış biçimlerine değil yönetim biçimiyle alakalı olduğu için Bağfaş'ta burada yatırımcı tam anlamıyla Bağfaş'a güven duyamıyor. Ama şöyle bir durum var. Hani Bağfaş, gübre,
Ege gübre şeklinde bir sıralama yaparsak burada sanki Bağfaş biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü çok fazla satış yedi. O yüzden yukarı gitme potansiyel açısından Bağfaş'ın burada biraz daha avantajlı olduğunu görüyorum. Ama dediğim gibi burada iş yapış biçimi değil, yönetimsel anlamda bazı problemler olduğu için Bağfaş'ı biraz geri planda bırakıyor. Kafein neden bu kadar düştü diye sormuş Mikail Yüce YouTube yayınından. Çünkü kafeinde şöyle bir haber geldi. Yaklaşık 4 milyon galiba yanılmıyorsam borsada işlem görmeyen payların tekrardan borsada işlem gören paylara hisse arzı geldi. Yani hisse arzı geldi. Bu da daha çok hisse fiyatı aşağı çekti. Ama şöyle söyleyeyim, kafeinde bir süredir yani benim gördüğüm kadarıyla kafeinin yüksek fiyat seviyelerinde yani artık ne zaman gireceğiz, kafeinin biraz düşse gireceğiz şeklinde bir beklenti vardı. Bu hissi üzerindeki sanki ölü toprağı da attı gibi geliyor bana bu haber. Bu haberin sindirilmesinin ardından hisse bir süre sonra tekrardan realizasyona geçip tekrardan destek bulup tekrardan yükselişe geçebilir. Az evvel Kront'ta da söylediğim üzere yazılım sektörü açısından bir kafein, iki Kront'u beğeniyorum. O yüzden bu haberin etkisinden sonra bence kafein tekrardan alım yapılabilir diye düşünüyorum. Türk Traktör soruyor takipçiler. Türk Traktör'ün finansal sonuçları açıklandı. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Sektör zaten çok ciddi bir şekilde daraldı. Aynı zamanda Türk Traktör'ün de pazar payı da geriledi. Yani sektör gerilerken Türk Traktör'ün pazar payının gerilemesi ayrıyetten olumsuz bir bence güncelleme oldu. Bununla beraber 2019 yılında da yine traktör sektörünün gerilemesi bekleniyor. O yüzden Türk Traktör'ü açıkçası ben iyi bir performans sergileyebildiğini söyleyemeyeceğim. Bir fiyat grafiğinde eğer yansıtabilirsek orada bir de teknik yorumlamak isterim. Çünkü Türk Traktör aslında öz varlık karlılığı çok yüksek olan bir şirketti. Fakat gördüğünüz üzere 75 liralardan 30 liralara kadar gevşedi. Bu anlamda operasyon anlamında sıkıntıları var. 2019 yılında çok parlak bir sene beklemediklerini de kendileri de belirttiler. O yüzden Türk Traktör şu anda bu fiyat seviyelerinde biraz daha yavaş kalacak gibi duruyor. Mavi giyim. Mavi de hızlı bir yükseliş yaptı Mavi. Açıkçası şimdi Mavi Yasa beğeniyoruz ama son günlerde Amerika ile olan gerginlik Mavi operasyon anlamında etkilemiyor ama psikolojik anlamda etkiliyor. O yüzden burada biraz daha Amerika ile olan ilişkilerimizi de takip etmek gerekiyor. Ama ben Mavi'yi yani biz şirket olarak da beğeniyoruz. Bu anlamda 56 lira işaret eden bir raporumuz da var Mavi hakkında. Ama dediğim gibi şu sıra Amerika ile olan ilişkilerdeki bir gerginlik Mavi'nin yükseliş gidişatına biraz fren koyabilir. Peki devam edelim. Şimdi Enerjisa hissesi var, bir onu sorayım sana. Hı-hı. Yani Enerjisa tabii yeni halka, geçen senenin yeni halka arzlarından bir tanesiydi. Tam anlamıyla istenileni veremedi. Çünkü üretim ve perakende grubunun beraber halka arz edileceği söylendi. Bu anlamda iyi bir sözlü yönlendirme olduğunu düşünmüyorum. Hisse performansına baktığımız zaman halka arzdaki performansı da yakalayamadı. Ama operasyonel anlamda sıkıntısı olan bir hisse senedi değil Enerjisa. Fakat burada biz hani Üzey Bey de çıktığında söylüyor. Yani yeni halka arz olan şirketlerde hemen alım yapmak biraz bize hani açıkçası biraz şey geliyor. Erken buluyorsunuz. Erken buluyoruz. Biraz serisini görüp ondan sonra hareket etmek istiyorsunuz. Kesinlikle öyle. Birkaç sezon, birkaç çeyrek finansal sonuçların açıklaması gerekiyor. Aynı zamanda halka arzlardaki fiyat sorununu da biz çok iyi biliyoruz. Yani halka arzlarda biz kötü bir dönem geçirdik Borsa İstanbul içerisinde bir dönem. O yüzden yatırımcının gözünde bir güvensizlik var halka arz, yeni halka arz olan şirketlerde. O güvenin oturması biraz zaman alıyor. 1-2 yıl kadar zaman alıyor. Enerjisa güçlü bir grup. Yani Sabancı grubu içerisinde güçlü bir hisse. Performans açısından da tabii ki net kâra bakmıyoruz ama fabrik açısından da hani iyi buluyoruz. O yüzden burada biraz daha sanki perakende grubu bunun açılımı, hani üretim ve perakende grubu beraber ne zaman açılacak? Şimdi baktığımız zaman yani burada... Şu anda burası satıldı da üretim tarafı ne zaman gelecek ona bakacağız. İşte perakende tarafı geldi ama üretim tarafı ne zaman halka arz olacak? Halka arz olacak mı? Bunları bilmiyoruz. Şayet üretim tarafı da halka arz olursa zaten Enerjisa'nın halka arzı Sabancı olumsuz etkilemişti. Üretim tarafının da halka arz edecek olması hemen Enerjisa'yı hem de Sabancı'yı olumsuz etkileyecek diye düşünüyorum. Banvit takip ettiğim hisselerden biri mi? Yani Banvit'i aslında takip ediyoruz ama
Burada Bambi'de çok hızlı hareketler söz konusu olmuştu. O yüzden hani bir ara tabii kırmızı et skandalından sonra bu tavukçulara yaramış bir miktar olumlu yönde etkilemişti. Ama gıda sektörünü yani tavuk sektörünü biliyoruz ki konkordatolar, iflasların oluştuğu bir sektör olduğu için hani Bambi tarafı da bu açıdan zayıf kalmaya devam ediyor. Şişe cam sorusu var. Şişeye şöyle söyleyeyim. Şişenin açıkçası o grubun içerisindeki son finansal sonuçlarında hep tek seferlik gelirler görmüştük. Özellikle ertelenen vergi gelirleri şişe grubunun tamamını olumlu yönde etkilemiş. Hatta yatırımlardan oluşan tekrar yeniden değerlemelerde de orada bir miktar karlılığa etkisini görmüştük. Bu açıdan operasyonel anlamda biraz sıkıntılı bir dördüncü çeyrek geçirdiler. Yani eski beğendiğimiz o parlak dönemlerindeki gibi dördüncü çeyrek geçirmediler. Ve kurun da geri gelmesi, Türk lirasının bu açıdan değer kazanması bunun şişe gibi ihracatçı grupları olumsuz yönde etkiledi. Ama bunun fiyatlamasını yaptığını ben düşünüyorum. Burada belki hisseyi olumsuz etkileyebilecek tek haber akışı İş Bankası'ndaki yani payların, CHP'ye ait olan payların hazineye devrilip devrilmediği konusu zaman zaman gündeme geldiğinde İş Bankası ve iştiraklerini etkilediğini düşünüyoruz. Ama şunu söyleyeyim, Türk lirasındaki tekrardan yani dolar Türk lirasındaki bir istikrarlı görünüm şişe açısından olumlu olacaktır. O yüzden bu geri çekilmeler şişede ben iskontolu bulduğumu belirtmek isterim. 3 tane hisseyle bitireceğim. Bir tanesi Aselsan, Eczacı İlaç ve Tofaş. Şimdi Eczacı İlaç'tan başlayayım. Eczacı İlaç'ın ismine kanmayın. Artık biz Eczacı İlaç'ın bir geyon sektörü. Işte. Aynen gayrimenkul şirketi gibi görüyoruz. Çünkü hani ilaç sektöründe artık çok fazla bir hani etkinliği kalmadı. Daha çok işte arsa satışları. İşte burada arazisi olsun, Ayaza arazisi olsun. Buradaki satışlarıyla daha doğrusu haber spekülasyonu gündeme gelen bir şirket oldu. O etaptan hani burada baktığımız zaman işte 2.60'lara kadar gevşeyen birisi. Ha buralarda iskontolu yine aslında Deva gibi, Selçuk Eza gibi söyleyeceğim. İskontolu işte burada baktığımız zaman 3.5'lara, 3.60'lara çıktığında da hatta 3.80, 3.90'lara çıktığında da primli şekilde yorumlanıyor. Ha haber gelirse arsa satışı hakkında olumlu yansıtacaklar ama onun dışında bir faaliyet anlamında benim değerlendirebileceğim bir kalemleri yok. Aselsan burada çok önemli. Çünkü bugün mesela ne çıktı? İşte bir haber çıktı. Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu bir açıklamada. Biz S-400'ü bitirdik. Bundan sonra S-500'e bile bakabiliriz şeklinde bir açıklaması vardı. Ve F-35 gerginliği de ortaya çıktı. Bunlar Aselsan açısından olumsuz fiyatlamalar. Ki 4. çeyrek finansal sonuçları da baya baya bizi yanıltmıştı Aselsan açısından. O nedenle Aselsan'ın bu hareketleri biraz olumsuz yönde etkiledi. Ama Aselsan'da şu Amerika haberini çıkaralım. 23.60'larda şirket ciddi anlamda bir iskonto var ediyor. O yüzden 23.60'lar, 23.50'ler şirket açısından teknik olarak buralar alım yerleri. Ama şu Amerika olayını takip etmek lazım. Çünkü Amerika ile kopacak bir gerginlik 23.50 falan dinlemez. Tekrardan bir 21-22 liraları da bizlere göstertebilir. O yüzden Aselsan'ınız varsa burada yeni Aselsan alımı yapmayı yani ortalamanız yüksekse böyle bir geri çekilmede ortalamanızı bir kere düşürmenizi öneririm. Çünkü Aselsan bakiye yükü olsun, iş yapış biçimi olsun ve aynı zamanda savunma sektöründeki günden güne artan bağımlılığı olsun. Aselsan bence ilerisinin ve şu anda ilerisinin en gözde sektörleri ve en gözde şirketlerinden bir tanesi. Aynı zamanda yeni yatırımları da var. Ne anlamda? İleri teknoloji tıp sektöründe yeni yatırımları da var. Dolayısıyla kendisini faaliyet anlamında genişleten bir şirket ve milli ve yerlilik konusuna da aynı zamanda revaçta olan bir şirket. Ama bu Amerika konusu Aselsan'ın biraz canını sıkabilir. Son olarak Tofaş demiştim. Tofaş vardı. Şimdi Tofaş açısından yani veyahut da Ford açısından parlak bir yıl olmadı ne yazık ki. Otomotiv satışlarının çok ciddi anlamda düştüğünü, özellikle Şubat ayında gelen rakamların sektördeki daralmanın halen daha devam ettiğini bizlere gösterdi. O yüzden sektör bakımından ben iyi bir haber göremedim veyahut da gelecek vadeden potansiyel bir haber göremedim. O bakımdan hem otomotiv sektöründen şimdilik uzak duruyoruz hem de bu hareketle beraber artık 22 liralarda biraz takılması hoş olmadı. Belki bir kar realizasyonu gelebilir şeklinde. Eğer varsa aşağıdan
maliyetiniz, maliyetiniz aşağıdaysa 22 liralarda isterseniz bir kısmını, altın çiziyorum, tamamını yapıp yapmamak tabii ki de yatırımcıya bağlı ama bir kısmıyla kar realizasyonlarına gidebilirler. Çok teşekkür ediyoruz Beste. Aktardığın notlar için, kaçırdığınız hisse yorumlarını yayınlarımızın tekrarını izleyerek tekrar görme şansına sahip olabilirsiniz. Hisse bülteninin bugün için sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Türkiye'nin yeni nesil yatırım platformu Gedik Trader sundu.